İyi günler. Benim aracım 2005 model Honda Jazz Elite modeli, CVT şanzımanı sahip. Akü değişimi yaptıktan sonra rölantıda bir bozulma oldu. Yani boşaldığım zaman ya da kırmızı ışıkta durduğum zaman rölantı inip inip çıkmaya başladı. Daha sonra D'ye attığım zaman kalkış yaparken rölantı çok fazla düşüyordu. Stop edecek şeye geliyordu yani neredeyse. Ben bunun için arka bobinleri değiştirdim. Sorunum çözülmedi. Subap ayarı yaptırdım. Bujileri değiştirdim. Şanzıman yağını orijinal servisinde değiştirdim. Fakat bu sorunların hiçbirisi düzelmedi. Yalnızca bobinleri ve bujileri değiştirdikten sonra tekleme vardı. O yok oldu. Onun haricinde rölantıdaki düzensizlik devam etti. Bunun için Honda'nın özel bir servisine gittim. Oradakiler sorunu anlatınca zaten hemen anladılar. Adaptasyon problemi var dediler. Daha sonra boş bir yola gittik. Hafif yokuş. Sağ bütün her şeyi kapattık arabada. İşte kaloriferi, teybi, iç ışıkları. Sadece farı açtık. Arabayı D'ye aldı. Saatte 60-70 km hıza kadar çıktı. Daha sonra ayağını gazdan çekti. Araba yokuş yukarı giderken sonuna kadar gitti, yavaşladı ve durdu D'deyken. Biraz daha bekledi. Kendini toparladı araç rölantıda. Sonra frene bastı, boşaldı. Ve arabanın rölantıda inip çıkması birden düzeldi araçta. Daha sonra işte servise gittik. Bu sefer aracı P'ye alıp sadece yine farları açarak 15 dakika boyunca hiç kapısını bile açmadan arabayı boş bir şekilde çalıştırdı. Daha sonra araç bu şekilde çalıştığı zaman Honda'larda kendi kendine adaptasyon yapıyormuş. Yani en ince ayarları da bu şekilde yapmış oldu. Şu an aracımda hiçbir problem yok. Bence sizde de böyle bir problem varsa işte bobinleri, bujileri ya da şanzıman yağını değiştirmeden önce bu yöntemi deneyebilirsiniz. Yani boşu boşuna hani ilk başta bunları değiştirip de yüzlerce lira masrafa girmenizin anlamı yok. Bence bu yöntemi bir deneyin. Olmadığı takdirde diğer yöntemlere başvurabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size yardımcı olmuştur. İyi günler.